Merhaba arkadaşlar. İkinci videomuzda da step motor sürücümüzü tanıyalım. Birinci videomuzda step motor tanımıştık biliyorsunuz. Şimdi step motor sürücüleri çok farklı renklerde, görünümlerde, büyüklüklerde, şekillerde karşımıza çıkabilir ama en sık rastlanan da bu şekilde bir siyah kutu. Üzerinde iki adet tablo, bağlantı klemensleri olan bir de switchler olan bir kutu. Arkada genellikle çıkış entegrelerinin, transistörlerin soğutucusu mevcut. Üstte de bu sürücüyü nasıl ayarlayacağımızla ilgili bilgiler var. Öncelikle motor bağlantı klemensinden başlayalım tanımaya. En altta iki adet ucumuz, bakınız VCC GND yazıyor. Burası güç kaynağı bağlantısı. Buraya bir beslemesini bağlamamız gerekiyor ilk uca. Bizim sürücümüzde bu şekilde. Diğerlerine de buna benzer olacaktır sizin karşılaştıklarınızda. Alt tarafta besleme voltajı belirtilmiş. 9 volt ile 40 volt arası denmiş. İstediğimiz bir gerilim değerini seçebiliriz. Biz 24 volt tercih edeceğiz. Endüstriyel uygulamalarda genellikle DC 24 volt kullandığımız için. Tabii ki PLC'mizde yine 24 volt ile besleyeceğiz. İşte rölelerimizi vesaire gibi. O zaman VCC yazan yere güç kaynağımızın artı ucunu, GND yazan yere de güç kaynağımızın eksi ucunu, yani sıfır ucunu bağlayacağız. Diğer dört uç, bakınız A artı A eksi, B artı B eksi, step motor uçlarımızı bağlayacağımız kısım, biraz sonra bağlayacağız. Üsttekiler de kontrol devresinden gelen uçlar olacak. Yani bizim buradaki uygulamamızda PLC'den gelen uçları bağlayacağımız kısım, PLC çıkışlarından gelen uçları buraya bağlayacağız. Yine bu tabloda bir takım bilgilendirmeler var. Bunlara birlikte bakacağız. Şimdi bir de üstte şu şekilde dik çevirdiğimde 6 adet küçük mikro switch veya anahtar grubu görünmekte. Biraz daha netleştirebilir miyiz bakalım şöyle. Yok, daha bulanık oldu galiba. Çok netleşmedi galiba. Bir daha deniyorum. Evet, daha iyi galiba. Şimdi üstteki tablo, şu tablo micro step driver dediği bir adımı veya bir tam turu kaça böleceğimizi bu tablodan öğrenebiliyoruz veya bölmek istediğimizi. Örneğin şöyle açıklamaya çalışalım. Birinci tabloda diyor S1, S2 ve S3 switchlerinin konumları var. S1, S2, S3 switchleri, şurada bakınız anahtarları. Diyor ki S1'i 10, S2'yi 10, S3'ü off konumunu alırsanız bir tam turu 200 adıma bölerim diyor. Bakınız burada 3 tane anahtar. 10 kısmı belli, off olan kısmı belli. Yani iki konumlu zaten bu anahtarlar. 200 adım, yani bir tam turu 200 adımda 1.8 derece hareket edecekmiş. Değişik konfigürasyonlar var. En sona geliyorum tablonun. Her 3 switch'i de off konumunu alırsam 6400 adıma bölecekmiş, yani bir tam turu. Yani bir adımı 32 adıma bölecekmiş. Bir tam tur, yani 360 dereceyi 6400 adıma bölmek oldukça hassas bir konumlanma. Ama daha önce de söylediğim gibi daha iyi sürücüler, daha marifetli sürücülerimiz de var. Bir başka sürücü de benim elimde bulunan 40.000 adıma da bölebiliyor örneğin, oldukça hassas olarak konumlanabiliyorsunuz bu durumda. Ama bu da yeterli bir ölçü. Birçok uygulama için 6400 adım bir tam tur için oldukça hassas. Daha doğrusu buradan o zaman bize uygun seçeneği bu ilk 3 anahtarla seçiyoruz. Bu tabloya bakarak bir şey ezberlemek zorunda değiliz. İkinci tablomuz ise motordan geçecek, step motordan sargılarından geçecek akımı sınırlamış oluyoruz. Buraya biz 9 ile 40 volt arasında herhangi bir güç kaynağı bağladığımız zaman bu anahtarların, geriye kalan 3 anahtarla, yani S4, S5, S6 ile buradan geçecek akımı sınırlamış oluyoruz. Daha doğrusu ona uygulanan gerilimi de değiştirmiş oluyoruz aslında buradaki konfigürasyonla. Bunu yine ayarlamakta sıkıntı çekebiliriz. Hangi konum bize uygun diye. Ben şöyle yapıyorum bu uygulamayı. Mekaniğe takıyorum motorumu. Buradan düşük akımdan başlıyorum. Örneğin en düşük akım burada diyor ki 0.5 amper. Her 3 anahtarı da S4, S5, S6'yı 10 konumuna alınız. 0.5 amper geçebilir diyor motordan. Sınırlamış oluyor, oldukça sınırlı. Eğer bu konumda iken çok az akım çekeceği için gücü de düşük olacaktır.
Akım sarfiyatı da yani enerji sarfiyatı da düşük olacaktır. Eğer mekaniğimizi döndürmek için bu yeterliyse, rahatlıkla mekanik dönüyorsa burada bırakıyorum. Eğer zorlanıyorsa döndürmekte, adım kaçırıyorsa o zaman bir sonraki adımı deniyorum. Bir sonraki adım neymiş? 1 amper 10 off 10 konumunu alırsam S4, S5, S6'yı 1 amper konumuna geçiyor. Yine bakıyorum mekaniğim rahat dönüyor mu dönmüyor mu? Dönüyorsa burada bırakıyorum. Dönmüyorsa bir sonraki adım. Eğer bunu hiç bunlara dikkat etmeden maksimum akımda olacak şekilde ayarlarsak motorumuzun çok fazla ısınma yani çok akım geçeceği için çok ısınmasına sebep olabilir. Belki yanmasına neden olabilir ya da yanmasa bile gereksiz yere çok fazla güç üreteceği için, tork üreteceği için elektrik tasarrufu yapmamış olacağız. Yani sarfiyatımız yüksek olacaktır. Dolayısıyla burada gezinerek yukarıya aşağıya bu konumlarda şu S4, S5, S6'yı çok aşırı ısınmayacak şekilde fakat bizim mekaniğimizde rahatlıkla döndürebilecek bir pozisyona getiriyoruz buradaki 3 anahtarı. Dolayısıyla buradaki 6 anahtar özet olarak söyleyecek olursak ilk 3 tanesi adımla ilgili yani bir adımı veya bir tur kaç parçaya böleceğiyle ilgili. Son 3 tanesi de motorun çekeceği akımla ilgili switchler. Dediğim gibi hiç ezberlemeden tamamen buraya bakarak tercihlerimizi yapıyoruz. Şimdi motor bağlantımızı da yapalım. Görelim sürücümüze. Ayrıca şurada iki adet de LED'imiz var. Onu da söylemedim. Bir tanesi power, güç LED'imiz. Enerji verdiğimizde yanacak. Diğeri de arıza, error LED'imiz. Hataya geçerse yanacak. Bazı sürücülerde hata çıkışı da var, error çıkışı. Hataya geçtiği zaman error çıkışı da verip sisteme hataya geçtim diyebiliyor. Onu biraz sonra şu üstleri incelerken, diğer klemensi incelerken yine inceleriz. Şimdi motor bağlantı uçlarımız 4 taneydi. Unuttuk hangileri sargı uçlarıydı. Hemen yine ölçü aletim direnç kademesini alıyorum. Burada gördüğünüz gibi en düşük direnç kademesini aldım ben. Tesadüfi yine bakıyorum. Size de görebileceğiniz bir noktada denemeyi yapayım. Tesadüfi deniyorum. Şöyle yapalım. Görebilecek miyiz bakalım düşük direnç gösterdiği sargıyı bulalım. Sargılardan bir tanesi bulmamız yetiyor. Deniyoruz şöyle. Bu da değil. Bu defa şanslı de, günümüzde değiliz. Bu da değil. Demek ki ben temas ettiremiyorum. Yok ölçü aletim tam konuma gelmediği için olmuş. Bir daha deniyorum şimdi şöyle. Uçlardan bir tanesini kırmızı proba değdirdim. Diğerini test ediyorum. Değil. Bunu değdiriyorum. Değil. Şunu değdiriyorum. Bu da değil çıkıyor. Ne olabilir? Temassızlık var bir yerde muhtemelen. Son bir defa daha deniyorum. Problarımı kontrol ettim. Uçlarımı. Evet buldum. Bakınız küçük direnç. Demek ki şu iki sargı birbiriyle irtibatlı. Bu iki sargı da birbiriyle irtibatlı. Şöyle düğüm atarsam unutmamış olurum. Şimdi şu iki sargılardan bağlantıma geçiyorum. Sargılardan A sargısı olarak bunu kabul edecek olursam götürüyorum buraya. Direkt A sargısına bağlıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Yanındaki birini A artı birini A eksi olarak kabul ediyorum. Tamamen kabullenme. Herhangi bir PDF'e dokümana bakmadım biliyorsunuz. Eğer istediğim yönde dönmezse, örneğin saat yönde dön dediğimde istediğim yönde dönmezse sadece iki sargının yerini değiştireceğim o kadar. Yani iki ucun yerini değiştireceğim. A uçlarını bağladım. Şimdi de B uçlarını bağlıyorum. Bakın B artı B eksi yazan yeri. Bu şekilde bağlantılarını yaptım. Şimdi bir de kontrol ediyorum hepsini tek tek. Bağlantım güzel. Şimdi enerji bağlantısını yapacağım. Yine artı ucumu bağlıyorum şu an VCC artı. En alttaydı biliyorsunuz. Kırmızı, pardon, güç LED'inde yanması gerekiyor. Bu da eksi ucum, yani 0 volt. Zaten enerjiyi verir vermez takmıştım ben 24 volt fişe. Doğrusu sonradan takmak ama video çekerken prize uzanamayacağım için güç kaynağını önceden bağlandım. Normalde önce burayı bağlıyoruz, daha sonra enerjiyi veriyoruz. Artı eksimiz de bağlandık. Güç LED'imiz geldi. Şimdi her şeyin yolunda olup olmadığını anlamamız için şöyle gerçekleşiyor. Şöyle anlayabiliyoruz. Motorumuza gidiyoruz. Bakıyoruz. Frenleme yapmış mı? Şu an
maksimum frenleme var. Herhangi bir döndüremiyorum motoru. Bunun anlamı şu, artık komut bekliyor bizim sürücümüz. Komut geldiği anda motorumuz adım atmaya başlayacak. Şu ana kadar bağlantılarımız normal yapıldı. Şimdi bir sonraki videomuzda da sürücümüzün girişleriyle PLC'mizin çıkışlarını tanıyacağız ve onların bağlantılarını yapacağız. Ve son videomuzda da programı yapıp mekanik üzerinde denemeyi amaçlıyoruz. Sürücüyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar aklıma gelenler. Yine sonraki videolarda eksik bıraktığımız kısımlar olursa tanımlarız. Umarım bu çalışmamız sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.